korkma. Gel. Abi hayırdır? Ben hiçbir şey anlamadım. Niye gelmedin davete? Bir haber de vermedin zaten. Önemli bir işim vardı Eren. Tamam da bu davetin ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Daha dün konuştuk. Demek ki işim daha önemliymiş. Gel. Halil Bey, emrettiğiniz gibi doktorun yazdığı ilaçları getirdim. İyi, onu götür. Tamamdır. Zeynep'i hastaneye sen mi götürdün? Randevusuna geç kalacaktı. Yani sonuçta başına gelen kazada benim de payım var. Hatanı telafi etmek için bu kadarı fazla değil mi? Halil. Ona karşı olan öfken biraz da olsa kırılmış gibi. Hatta yani bana göre Zeynep'e merhamet ediyor gibisin. Ben sadece gerekeni yaptım Eren. Hepsi bu. Ne merhamet ne başka bir şey. Onlara karşı öfke, nefret, başka bir şey yok. Ben her şey için çok teşekkür ederim. Çok meşgul ettim sizi, benim yüzümden yoruldunuz. Ona karşı olan öfken biraz da olsa kırılmış gibi. Hatta Zeynep'e merhamet ediyor gibisin. Gel. Ablam. Canım. Sana kendi ellerimle yorgunluk kahvesi yapayım dedim. İçer miyiz beraber? İçeriz tabii. Ellerine sağlık. İşte benim kardeşim bu. Ben zaten senin her zaman çok iyi niyetli, merhametli biri olduğunu hep biliyordum da. İşte son zamanlarda işler biraz rayından çıkmaya başlamıştı. Ama Zeynep'e olan desteğin, onun yanında oluşun. Gerçek Halil, esas Halil ortaya çıkmaya başladı yeniden. Aslında zaten... Abla, şimdi aklıma geldi benim... İşim var, çıkmam gerek. Acil. Tamam canım. Nasıl istersen.